Ayten Çağran sadece 2 hafta önce doğum gününü kutlamış ve yeni yaşında kuracağı yeni hayatın hayalini kurmaya başlamıştı ki eski eşi peşine düştü. 3 gün boyunca adım adım takip etti onu. Sonra da önüne çıkıp barışalım dedi. Red cevabı alınca da saniyeler içinde caniye dönüştü ve maalesef bugün hayatı kararan tek kadın o değildi. Hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. Sadece 2 hafta önce doğum gününü böyle kutlamıştı. Eski eşi yeni bir hayat kurmasına izin vermedi. Onu canice öldürüp başında böyle bekledi. Ayten Çağran 44 yaşına bu görüntülerle girdi. Ben de oyun sırası. İnfaz koruma memuru eski eşinin Afyon Karahisar'dan Antalya'ya gelip peşine düştüğünden habersizdi. Adı Abdülkadir Kocaoğlu'ydu. Sabıka kaydı kabarıktı. 3 gün takip etti, sonra da karşısına çıkıp barışalım dedi. Olumsuz yanıt alınca da bıçağına davrandı. Talihsiz kadını canice öldürdü. Polis gelene dek böyle bekledi başında. Sonra da suç aletiyle yakalanıp tutuklandı. Az da. Pişman mısın? Bu kahreden görüntü ise Diyarbakır Bağlar'da kaydedildi. Katil 33 yaşındaki Hilal Karı sokakta yürürken tabancayla başından vurup öldürdü, sonra da kaçtı. Polis şimdi her yerde o katili arıyor. Adana'da da damat dehşeti vardı. 23 yaşındaki hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşinin 3 aylık bebeğini kendisine göstermediğini iddia edip katliam yaptı. Sokak ortasında kurşun yağdırıp 19 yaşındaki eşi Şükran Eba'yı, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü. Bebeğini de yanına alıp kaçtı. Ekipler ardında büyük acılar bırakan katil damadı arıyor.